Şimdi sırada bizlere perakendenin geleceğini aktaracak çok değerli bir konuk konuşmacımız var. Ülkemizin yenilik, inovasyon ve cesaretli adımlar denilince akla gelen en değerli ilk isimlerinden, iş insanlarından biri kendisi. Yarattığı markalarla, sektöre kazandırdığı yeniliklerle her daim öncü bir isim, güçlü alkışlarınızla geliyor. Efendim, Boyner Group CEO'su Sayın Cem Boyner alkışlarla sahneye geliyor. Nasılsınız? Çok istifade ettim az önceki sunumlardan. Çekinerek geldim çünkü hani bir laf vardır, ayının iki şarkısı var. Birisi elma, öbürü de armut üzerine, devamlı onu söylermiş. Benim de şarkım hep müşteri üzerine. Ama öylesine büyük değişiklikler var bu big data ve müşteri teknolojilerinde ki konuşurken arada bir zırt pırt hopi dersem kusura bakmayın, reklam falan yapmıyorum ama aradaki vasıta olarak onu kullandığımız için size bir iki örnek vermek istiyorum. Şimdi aslında hani duvara bir resim assanız, birisi baksa der ki ya bir boyama var duvarda. Biraz daha yakından ve dikkatle bakan diyebilir ki burada yeşil, kahverengi, mavi, kırmızı renkler var. Biraz daha dikkatlice bakan orada fırça darbelerini görebilir, orada taramaları görebilir, gölgeleri görebilir. Bir başkası der ki ya burada insanlar var, kalabalık karnaval mı var acaba? Ama işin gerçekten kafasını o işe koyan bakar der ki evet insanlar var, kalabalık ama karnaval değil, göç. Bu bir trajedi resmi. Onu anlamlandırmaya çalışır. O big data çok önemli bir şey değil gerçekten. Önemli olan onu görüp gerçekten bir anlamlandırabiliyor muyuz? Oradan bir doğru çıkarım alabiliyor muyuz konusu. Bizim son 5 sene fiili olarak, ondan evvel de 3 sene, 8 sene bu iş üzerine çok kafa patlattık. Bir iddia olarak, bir kumar oynadık demeyeceğim. Bu iddiaya kırdık kafamızı. Dedik ki gelecek burada. Aslında Sami'nin dediği gibi gelecek değil. Yani bugün burada, bugün zamanı geldi bunun. Dolayısıyla bu işin üzerine giderken bugün geldiğimiz noktada ciddi ciddi yapıştık. Yapıştık çünkü para aslanın ağzında. Piyasalar yıllardır malum olduğumuz yerde. Gerçekten çok zor hayat. Öyle olunca her tekniği deniyoruz. Şunu size bir anlatmam lazım. Burada lazer var mı? Yok ama şöyle. Bu benim kendi karaladığım bir şey. 1970'lerde ürün her şeydi, işin %100'üydü. Malı bulup mağazaya koyabiliyorsan piyasa senin. Lokasyon altındı, daha da kıymetliydi. Lokasyonun var, ürünün varsa daha markalaşmamıştık doğru dürüst, onu idare ediyorduk. Müşteri, malın var, lokasyonun varsa zaten müşterin vardı. Müşteri koşa koşa seni olmadık yerde bulup geliyordu. 90'lara geldiğimizde ürün hala çok önemli olduğunu hatırlıyorum. Lokasyon çok önemli. Marka yavaş yavaş kıymetlenmeye başladı. Markaya yatırım, markaya sahip olmak, markanın üzerine gitmek. Müşteri konusu da kıpır kıpır canlanmaya başladı. İlk CRM işlerimize başladık o zaman. Bizim için koşulsuz müşteri mutluluğu 1980'lerin ortasında başladı. Çok kıymet verdik buna. Ama piyasada da müşteri işini kıymete bindiği yavaş yavaş çıktı ortaya. 2020'lere gelirken, hatta 2020'lerde bile değil, 2010'lara gelirken ürünün 80'e indiğini düşünüyorum. Hiç unutmuyorum, Akmerkez'i sinemaya gelmiştik ailece. Çocuklarım oturuyor arkada. Kızım Ayşe, Ralph Lauren mağazası vardı Beymen'den önce. Dönerken dedi ki, baba bak, bu Ralph Lauren'in Zara'sı bende var dedi. Orada böyle ekose güzel bir palto vardı. Ona parası yetmemiş. Aynısını Zara'dan aldım. Bunun Zara'sı bende var dedi. Artık ürün gerçekten işin bir numaralı konusu olmanın bir parça dışına çıktı. Çünkü her mal her yerde var. Neredeyse her şey iyi kalite. Yani kötü kalite mal satan kimse yok artık. Lokasyon biraz zarar görmeye başladı. Şimdi 2020'lerde bizim grupta %18 aşağı yukarı e-ticaretin oranı. Bu %10 ile 20'ler arasında dolaşıyor. Markanın en önemli konulardan biri olduğu çıktı ortaya. Çünkü
her mal herkeste varsa markanızın, markanız için geliyor olması lazım. Dolayısıyla markanızın artık altın kıymetli olduğunu görüyoruz bu dönemde. Müşteri, müşteri de altın. Müşteri her şey. Çünkü gene az önceki paneldeki örnekten, müşteriyle senin aranda Amazon duruyorsa, aslında bütün raconu bir başka senin için kesiyorsa, istediği gibi sıralıyorsa kar marjına göre, yani orada gerçekten kendi markamıza yaptığımız yatırımın çok çok önemli olduğunu görüyoruz. Nereye gidiyor derseniz, çok uzun değil, bence 5 sene sonra gene ürünün kıymeti azalmıyor, ben buralarda dolaşıyor diye düşünüyorum. E-ticaretin %40'lara geleceğini tahmin ediyorum. Bizim cirolarımızda, şeyden bahsetmiyorum, total ekonomiden. Markanın değeri çok çok artacak. Müşteri bin misli, yani bin kere önemli olacak bu dengede. Onun için bu müşteri konusunu gerçekten tutku seviyesinde yapıştık. Yani bizden hiç kafa yok bu arada, bir şey söyleyeceğim. Yani 2025'te ciromuzun %40'ı müşterinin ayağına gidecek. Ya kurye işine girmek varmış. Yani bu salondaki herkesin cirosunun %40'ı müşteri ayağıyla mağazaya gelmeyecek de bir kurye şirketi evine götürecekse, yani bizim de kafamız, yani orada önemli bir şeyi ıskalamışız diye düşünüyorum. Süper app olma yolunda gitme kararı aldık. Epey zamandır. İlk günden beri rüyamız buydu. Fakat anca oturtabildik, ancak 7.8 milyon üyeye geldik. Anca bir minimum ölçeğe kavuştuk. Ama mesela denizciler bilir, bakarsın, açarsın haritayı, senin teknenin yerini gösterir, yandaki koyu gösterir. Sonra başka bir haritayı açarsın, rüzgarı gösterir. Aynı koylardaki. Ya şu rüzgarı gösterenle şu haritayı bir üst üste koysana kardeş, bizim olduğumuz yeri de gösteren, ben bileyim, zırt pırt haritadan haritaya geçmeyeyim. Şimdi artık gidilmekte olan yer, bizim için de böyle, ne kadar faydalı ekstra uygulama varsa üst üste koymak. Üst üste koymak ki hayat gerçekten kolay aksın herkes için. 11 milyona gidiyoruz bu senenin sonunda, 11 milyon müşteriye. 2020 sonu %50 aktifliği sağlarız diye düşünüyorum. Şu anda günde 400 bin kişi Hopi uygulamasına giriyor. 75 bin civarında satın alma işlemi var. Önemli bir karar aldık. Bunu çok taze bir karar ama paylaşmak istiyorum. Geçen sene EBITDA pozitif olduk. Bu sene EBITDA pozitif ve minik bir kârımız var. Çok önemli bir karar aldık. Biz bu işi yaparken EBITDA peşinde koşmayacağız dedik. Bu oyun bizim için EBITDA oyunu değil. Bu oyun bizim için markaların satışını arttırma oyunu. Dolayısıyla bütün gelecek planımızı belli bir miktarın üzerine çıktığı takdirde onu müşteriye geri vermek üzere kurguladık. Çünkü bu oyunun, yani bu Hopi'nin dünyada benzeri yok. Yani şöyle anlatamam, bunun rakamı şu. EBITDA çarpanı şöyle, EBITDA neyle, neye benziyor ki? Yani hiçbir örneği olmayan şeyin EBITDA'sı 100 olsa ne olur, 20 olsa ne olur. Ama biz onu markaya koyduğumuz zaman, biz onu müşteri arttırmak için koyduğumuz zaman veya üye kuruluşlara trafik satış arttırmak için koyduğumuzda, o zaman işi çok daha hızlı büyüteceğiz. 24 milyon üyeye gelmek istiyoruz 2024'te. Çok ciddi bir çaba. Ama bu geçen ay verdiğimiz kararla bütün neyimiz var neyimiz yok burada müşteriye ve Hopi'nin kendi içinde fokurdamasına harcadığımız sürece buraya ulaşacağımızı düşünüyoruz. O kadar ciddiye alıyoruz ki müşteri, teknoloji, big data, niye bu kadar yapıştın derseniz, böyle farklar getirdi hayatımıza. Yani bugünkü piyasada biz bunu yok, hani arkamızı dönemeyiz. Hopi'lilerin sepet ortalaması Hopi'siz müşterilerin iki katı. Hopi'lerin mağaza ziyaret sıklığı Hopi'sizlere göre %42 daha fazla. İkinci alışverişlerinde Hopi'siz müşterilere göre %19 daha çabuk yapıyor. Kazınılan paracıklar %63 oranında aynı markada harcanıyor. Hopi'siz müşterilere göre Hopi'liler paracıklarla %62 daha fazla alışveriş yapıyor. İndirimi cebine paracık olarak koyduğunuz zaman tekrar gelip harcıyor. Bir paracık harcamak için, şöyle rakam vereyim size, bir dersem çok iyi anlaşılmayacak. 10 paracığı olan bir müşteri, bir mağazaya gidip 10 paracığını
kullanmak istediğinde 137 liralık alışveriş yapıyor. Yani 10 paracığı 10 liralık bir ürünle kimse değiştirmiyor. O paracık bedava, onu harcarken 13.7 misli bir business yaratıyor. Sepet ortalaması Türkiye ortalamasının defalarca üstünde gıdada. 181 lira bizim 2019 yılı gıda sepet ortalamamız. Yeni müşterinin %21 hobi kampanyalarından geliyor. Müşteri başına karlılıkta %20 daha fazla. Bunu bırakmak bizim için, yani bunu arkamızı dönüp döneyim ben balı mağazaya koyayım. Hani gümrükte adamı yakalamışlar, demişler ki ne var bavulda? Tavuk yemi. Aç bakayım. Açmışlar, altın saatler. Bu ne demişler, ne biçim tavuk yemi? Ya beyefendi demiş, ben anlamam, ben tavukların önüne atarım, yemeler yerler yemezler onların bileceği iş. Şimdi bu bizim 1970 perakende tekniğimiz idi. Beceremediğimiz sevkiyatları da transferlerle idare ederdik. O mağazada beyaz palto kalmamış, burada çok var, transfer edelim, böylece işi çözelim. Bugünün dünyasında artık 1 lira bir tek malı bir yere haybiye gönderip 3 ay bekleyecek ama öbür mağazamızda o mal eksik. Artık hep işimizi gerçekten mikro teknolojilerle çok hızlı yapmak zorundayız, çok iyi yapmak zorundayız. 800 bin kart, aşağı yukarı 600-650 bin müşterimiz artık kredi kartı kullanmıyor. Mağazaya giriyor, ofisini gösteriyor. Mobil ödeme mi yapmak istiyorsunuz? Evet, başka bir işlem yok. Tamam, bay bay, bitti. Telefon daha emniyetli kredi kartından. Kredi kartını düşürebilirsiniz, kaybolabilir vesaire. Burada şifreleme var. Çok büyük rakamlarla mobil ödeme, 30 bin, 40 bin, 50 bin liralık faturalar var kredi kartıyla değil. Mobil app'in içindeki yüklenmiş kredi kartıyla ödenen, çok hızlı gitmek istiyoruz burada. Çok çok hızlı ilerlemek istiyoruz. Yandex, az önce söylediğim o gemicilerin kullandığı lokasyon gösteren, limanları, koyları gösteren app ve rüzgar fırtına app'leri gibi artık üst üste koymak istiyoruz. Yandex'le işbirliğini artık süreli, yani süresiz hale getirmek istiyoruz veya başka uygulamalarla. Yola çıktığın zaman gerçekten Hopi'nin mesajları sana kolaylıklar versin ve devamlı yolunu göstersin bütün bütün üye kuruluşları için. Aslında birebir ilişki de oldukça senli benli. Böyle ilişkiler var. Hopi, dinlenmeye ihtiyacım var. İpek, uzun hafta sonu tatiline ne dersin mesajı gönderiyor. İpek'ten cevap var. Beni en çok sen anlıyorsun Hopi. Şimdi birebir ilişkinin sıcaklığını anlatmaya çalışırken bunlar canlı gerçek örnekler. Nereye gidiyoruz Mücahit? Vallahi Hopi'cim sen nereye istersen oraya gideriz. Benlik sıkıntı yok. Malum Friday night metroda var, sabaha kadar geceleri akalım seninle. Müşteri karşısındaki Hopi'ye birebir üşenmiyor, bir cevap veriyor. Şimdi bunu milyon milyon milyonlarla çarpın ve ona güzel bir öneri getirdiğiniz zaman müşterinin buna nasıl kucaklayarak yaklaştığını hesap edin. Bunu becerememişiz. Mesaj şuydu, yarın sabah 9'da buluşalım mı? Boyner'de şahane cuma heyecanı erkenden başlasın. Gerçekten 9'da açıldı o sabah AVM'ler ama Hopi bana yürüyor ama bilmiyor ki sabah 9'da AVM kapalı diye bir cevap almışız. Bu başka bir örnek. Yarın sabah 9'da buluşalım mı? Cevap, Hopi uygulaması benimle flörtleşmiyorsa ben de bir şey bilmiyorum. Doğum gününde Zeynep'e ismiyle bir mesaj vermişiz. %15 indirimlisin. Sonra da unutmadığını, unuturum sanıyordun değil mi Zeynep? İyi ki doğdun, iyi ki varsın nice yıllara. Hopi'den bir şeyden, Zeynep'ten bir aşk mesajı, canım Hopi. Çoğu zaman şunu fark ediyoruz. Aslında müşterilerimizin doğum gününü ilk kutlayan ve şey yapan, ilk kutlayan ve ona güzel bir indirim ve hediye veren Hopi oluyor çok zaman. Bunu dikkatli yapmak lazım. Eşim Ümit, 50 yaşına girdiğinin sabahında ilk aldığı mesaj bir sigorta şirketindendi. Check-up'ınızı yapmanın zamanı geldi mi diye. Şimdi kalktı, böyle ilk telefonuna baktı. Ya şimdi o ince bir çizgi ya. O ince çizgiye gerçekten çok dikkat etmek lazım. Cihat'a da göndermişiz. Cihat daha daha dramatik bir
cevap vermiş. Bunu müşteriyi tanımışız, ne yaptığını. Ona bisküvi, kek, gofret seversin diye sana özel bir teklifim var diye mesaj göndermişiz. Çünkü belli ki o süpermarketten alışverişleri bu tarafa yatkın. Depresyonda olduğumu anlayan Hopi diye cevap vermiş. Onun altında Hopi tekrar cevap vermiş. Birlikte alışverişe gitmek sana iyi gelecek. Niye uğraşıyorsun bu kadar yapay zeka, makine öğrenmesi vesaire? Çünkü hep o öbür tarafa gidiyorum. Hani ne var bavulda? Tavuk yemi. O dünya mı, bu dünya mı derseniz 100 liram varsa 100'ünü de bu dünyaya yatırıyorum. Çünkü başka türlü senede 5 kere, 8 kere ziyaret edecek, bir daha da hiç ilişkim olmayacak. Dotcom ona devamlı bir şeyler gönderecek, ben de bekleyeceğim. Böyle bir şansımız yok. Tek başına yani Türkiye'deki en iyi loyalty sistemlerini, en eski loyalty sistemlerini kuran kardeşlerinizden biriyim 1980'den bu yana. Tekli ilişki çalışmıyor değil, çalışıyor. A şirketiyle müşteri arasında. Ama bütün tanımlayabileceğim ilişki direkt bir çizgi. Onun Fenerbahçe maçını evinde mi seyrediyor, stadyumda mı seyrediyor olduğunu bilmiyorum. Yani cerraha ameliyat sırasında mı mesaj atıyorum? Anne bebeğine süt verirken mi mesaj atıyorum? Hani münasebetsizliğin manası yok. O ilişkiyi ancak gerçekten 360 derece gördüğünüz zaman anlamlandırabiliyorsunuz. Öbür türlü o müşteri datası dediğimiz duvardaki aslında işte büyük bir renkli boya. Bu da bir başka örnek, sanıyorum son örneklerden biri. Hayaller Paris ama gerçekler başka bir şey burada. Rüyanın geri dönüşü de biraz dramatik. Neleri bilerek hareket ediyoruz? Alışverişe gelmeden, yani AVM'ye gelmeden de müşteri mesaj veriyor. Yani AVM'ye 300 metre kala girecek müşterilerin profiliyle ilgili bilgi ver dediğiniz zaman sistem size bu bilgiyi veriyor. Onu alışverişe davet edebilirsiniz. Yani diyebilirsiniz ki gel İstinye Park'a, gel Özdilek'e, gel içeri gir, içeride güzel teklifler verebilirsiniz. İçeri girdiği andan itibaren artık sanırım 8000'e yakın beacon var. O beaconlar artık mikro tanımlama işinde çalışıyor. Gerçekten içeri giriyorsunuz, mesela Zara mağazasına giriş yaptığını biliyorsunuz. Sonra Boyner'e giriş yaptığını biliyorsunuz. Sonra mikro beaconlar devam ediyor bize hizmet vermeye. Diyor ki genç aktif spor bölümünde kaldı 10 dakika, 15 dakika. Eğer genç aktif spor bölümünde gezip 15 dakika hiçbir alışveriş yapmadıysa bize önemli bir mesaj var burada. Bir şeyi beceremedik. Yani 15 dakika vakit ayırmış ama kasa çalışmamış. Bu bütün üyeler için geçerli. Yani herkese bu hizmet verilebiliyor. Sonra kozmetiğe gidiyor. Belki alışveriş yapıyor, ne mutlu. Belki oradan da yapmıyor. Veya genç aktif spordan alışveriş yapıyor. Kozmetiğe giriyor, kozmetikten almıyor. Biz bir multi-brand işiyiz. Yani bir müşteri geldi, spor eşyası aldı, çıktı. Tek parça. Bizim kabusumuz bu. Hani biz... Bizim için cehennemin tanımı o. Yani cennetin tanımı 3-5 kategoriden alışveriş yapar. Müşteri başına 4-5 parça, 6 parça alır çıkar. Dolayısıyla şimdi kendimizi böyle kırbaçlarla dövüp ne halt ettik ki girdi, kasa çalıştıramadık. Çünkü müşterinin stilini de biliyoruz. Bu müşteri sneaker giyiyor. Son 5 senedir bizi çok sneaker izi bırakmış. Gelmiş benim ayakkabı reyonuma veya genç aktif spor reyonuma 15 dakika kalmış almamışsa abi benim ciddi bir problemim var demektir. Bu sefer tutturamadım. O zaman dönüp bakmam lazım. Niye anneye çocuk eşyası satamıyorum? Niye kadın eşyası az satıyorum ama kozmetik daha çok satıyorum? Bunların hepsi bizim için yeni öğrenimler, yeni işler. Bu business'ın ta kendisi diye düşünüyorum şu anda. Yani bunlara bakmamanın bir... yani bunlara bakmama lüksümüzün gerçekten olmadığı bir noktadayız. Şimdi açıkçası 10.8-11 milyon üyeye bu sene giderken, 24 milyon üyeyi 2024'te hedeflerken şunu çok net size ne kadar altını çizsem boş, her şey orada bitiyor, mağazada. Hiçbir şey dijitalde başlayıp dijitalde bitmiyor. Bugüne kadar yaptığımız bütün
inovatif, çok güzel şeyler sarf ettiniz, eksik olmayın takdim ederken. Yaptığımız inovatif işlerin hiçbirisi odada, salonda teknolojiyle başlamadı. Her şey orada başladı, mağazanın içinde. Müşteriye dokunmak, uçakta dokunmak, eczanede dokunmak, dokunmak. Her şey aslında oradaki insanların eseri. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sağ olun.